Dilber Ay, hayatı film gibi bir kadın, sıra dışı bir sanatçı. Tanıyan herkesin annesi, ablasıydı. 13'ünde çocuk gelin oldu. Babası şarkı söylemesini engellemek için parmaklarını kırdı. Çok acı çekti ama hep gülümsedi, bizi de hep gülümsetti. Trajedisini komediye çevirebilmiş bu güzel kadın dün kalbine yenik düştü ve bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Seni görmek zorunda mıyım? Dünyada nasıydı oğlum? Değerde yürüyen karıncada bile ekmeği vardır. Hep seni görmek zorunda mıyım? Onu anlatmaya kelimeler yetmez. Düşerim dünyada dostum, yokmuş. O gariplerin, hastaların, kader mahkumlarının anasıydı. Dün akşam kalp krizi geçirdi. Daha 63'ünde aramızdan ayrıldı. Sadece sanat dünyası değil, tüm sevenleri şokta, gözyaşlı. Allah'a emanet olun. Tavukları pişirmişim, acıyı da çarşıya göndermişim. Dilber Ay akraba ziyareti için Ankara'ya gitmişti. Gece 22 sıralarında rahatsızlandı, apar topar hastaneye kaldırıldı. Anne! Son yolculuğuna Düzce'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla uğurlandı. Gözyaşları sel oldu. Bu fotoğraflarda ölmeden sadece bir gün önce çekildi. Yüzünden o hiç eksik etmediği gülümsemesiyle kameralara hasta yatağından böyle poz vermişti. Biraz sonra doktora kontrole gideceğim. Yine size haber vereceğim. Dualarınızı eksik etmeyin. Gözlerinizi öpüyorum. Bir süredir dizlerinden rahatsızdı Dilber Ay. Tedavi görüyordu. Bu da o tedavisini yapan hemşirelere verdiği kısa ama muhteşem konserin görüntüsü. Ne dediysen bir kafam almadı. Hayatı film gibiydi. Çok acılar çekmiş bir kadındı o. Babası yaşında bir adamla zorla evlendirilmişti. 13 yaşındaydım. Genç çocukları evlendiriyorlar, ne diyeceksin? Allah belalarını versin diyorum. 3 çocuğu oldu ama evliliği fazla sürmedi. Daya, işkenceye dayanamadı, ayrıldı. Tam da o sırada TRT'nin güzel ses yarışmasında birinci oldu ama babası şarkıcı olmasına kızdı. Boynuna ip geçirip ahıra bağladı. Babam türkü söyleme diye şu ellerimi kırdı ya. Güçlükle ikna etti ailesini. 5 yıl sonra Ankara'ya kendisini birinci seçen radyocularla görüşmeye gitti. Ama güvenlikler onu kapıdan bile sokmadı. Tüm zorluklara rağmen başardı. Hiçbir zamanda geldiği yeri unutmadı. Bir röportajda genç nesle böyle duyurdu sesini. Zorunda mıyım? Ya mümkünse... Zorunda mıyım? Hayır değilsiniz canım. Zorunda mıyım? Parçanın adı, eserin adı zorunda mıyım? Her gece rüyamda işin ne senin? Hep seni görmek zorunda mıyım? Dilber Ay Düzce'de Ağa Mahallesi mezarlığında sevenlerinin dualarıyla toprağa verildi. Allah'a emanet olun.